Arkadaşlar ufak bir internet problemi vardı. O yüzden aramız bir 15 dakika olmuş, kusura bakmayın. Şimdi kaldığımız yerden arkadaşlar devam ediyoruz. Aramızı biraz uzatmak zorunda kaldım. İnternet problemim vardı, kusura bakmayın. Bir 15 dakika mı oldu, kaç dakika oldu bilmiyorum, 17 mi? Kusura bakmayın. Bir soru bırakmıştık arkadaşlar, hatırlıyorsunuz. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi tekrar sesim net geliyor değil mi? Önceki derste de... Evet. Bekir Karagöz, senin burada ne işin var? Evet. Adamı kazandırdık, yolladık. Adam hala gelip burada canlı yayınlara geliyor. Evet arkadaşlar. Evet tamam. Tamam arkadaşlar, sesim net geliyor. Şu an yazılanları okuyordum. Tamamdır. Evet. Ekürimiz Metin Köşe de gelmiş. Arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bir soru çözmüştük. Tamamdır. Evet. İsterseniz direkt o sorunun çözümüyle arkadaşlar şey yapalım. Başlayalım. Şöyle ben kamerayı şeye tutayım. Tamamdır. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar yorumları ben yine kapatıyorum. Herhangi bir sıkıntı olursa beni uyarabilirsiniz dediğim gibi. Evet arkadaşlar çözümleme kısmında bugün biliyorsunuz bu bizim tekrar derslerimiz oluyor. Sıfırdan tekrarlarımıza geriden geliyoruz. Geçen hafta faktöriyle bakmıştık. Bu hafta çözümleme kısmına bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar isterseniz bu soruyu biliyorsunuz ilk dersimizde bırakmıştım. Başlayalım ve kaldığımız yerden sorularla devam edeceğiz. Arkadaşlar bakın denklemlerimizi kurduk. Şimdi bu soruda uzun uzun çözümlemeler yapılarak da soru belki çözülebilir, bilmiyorum. Hiç öyle denemedim. Ama soru bizi çok fazla uğraştırır, terletir. Bu arada çok kısa şu yorumu açıyorum. Arkadaşlar yorumu açtım şu anda. Bu soruyu çözeniniz var mı? Bu soruyu çözen oldu mu çok merak ediyorum. Evet, kaç? 16 mı cevap? Tamamdır. Yorumları kapatacağım. Dedim ya hani şey, soruyu merak ediyorum. Soruyu merak ettiğim için yorumları açtım. Yorumları kapatacağım yoksa. Evet, tamamdır. Arkadaşlar şimdi soruyu bakalım, çözelim beraber. Şimdi yorumları kapatıyorum. Tamamdır. Evet arkadaşlar bakın burada öğrendiğimiz bir kısa yol vardı, hatırlıyorsunuz. Hani bazı şeyler yan yana olduğunda açmak zorunda kalmayabilirdik. Bakın ben buraya denklemleri yazdım. Şimdi soruyu çözelim. ABCD 103 ile AB'nin çarpımına eşit. Ondan sonra burada ABCD sayısı 34 çarpı CD artı 31 eşit. Arkadaşlar bakın şurada 103 AB sayımız var. Şimdi burada da AB sayıları gördüğünüz gibi bakın yan yana görüyorsunuz. AB burada da yan yana. Yalnız şöyle bir şey var. Ben bunu çözümlemeden mesela atıyorum CD burada kalsa, AB burada kalsa şu an bu biraz eksik olur. Neden eksik olur? Çünkü arkadaşlar bakın burada CD'de bir sıkıntı yok. Birler onlar. Şimdi yalnız bu sayıda burada A rakamı binler basamağındaydı. Doğru mu? Binler basamağında. Yalnız sen sayıyı böyle bırakırsan bu iki basamaklı bir sayı olur ve A şu an onlar basamağındaki gibi duruyor. Doğru mudur? Onlar basamağı gibi duruyor. Ama A'nın ben binler basamağı olduğunu biliyorum. Sen bunun arkadaşlar burası bakın şuraya yazayım. 10A buradaki sayı ama üstündeki sayı
1000A idi. O zaman buradan buraya kaç kat var? 100 kat var. O zaman ben bu sayıyı şu şekilde ayırmam lazım. 100 çarpı AB. Doğru mudur? Arkadaşlar bakın bunları alışkanlık haline getirirsek bunlar bizim için çok çok önemli hale gelecek ve soru daha kestirmeden bitecek. Şimdi ben bunu böyle komple tamamını çözümlemeye kalkarsam değer vermek durumunda kalacağım. İşin içinden çıkamayacağım. Yani uzun sürecek soru. O yüzden bu tip sorularda onları alışkanlık haline getirelim. Ne yaptım bakın? Buradan AB'yi çektim ama 10A'nın 100 katı olduğu için 1000'e tamamlamaya çalıştım. Tamamdır. Bunu böyle bırakalım isterseniz. Arkadaşlar 100 AB'yi karşıya eksi olarak sallarsam 103'ten 100'ü çıkardım. Burası arkadaşlar 3 AB oldu mu? Burada da 2 basamaklı CD sayısı kaldı mı? Bakın buradaki bilgimizi bulduk. CD sayısı AB'nin 3 katına eşit. Şimdi arkadaşlar buradaki denklemde de götürüp yerine koyacağım bunu. Ben CD'nin 3 AB olduğunu biliyorum. İsterseniz şöyle yapalım. ABCD sayısı zaten direkt 103 AB eşit değil mi? O zaman gidelim ABCD'nin yerine biz direkt 103 tane AB sayısı yazalım. Çünkü ABCD biliyorsunuz 103 AB eşitti. Bunu yerine yazdım. Arkadaşlar burada 34 çarpı gidelim CD'nin yerine de ne yazalım? CD'yi biz ne bulduk? 3 AB bulmadık mı? Gidelim onun yerine de 3 AB yazalım. Bakın 3 AB'yi koydum. Artı 31 dedik. Arkadaşlar buradan 34 ile 3'ü çarparsam cevap 102 AB oldu. Doğru mudur? Bakın 103 AB de burada var. Artı 31 dedim. 102'yi buraya eksi olarak sallarsam 103'ten 102 çıktı. 1 AB kaldı. Bakın zaten 1 AB kalacak şekilde soruyu düzenlemişler. Yani cevabımız AB sayımız 31 oldu. Buradan zaten direkt A'nın 3, B'nin 1 olduğunu söylüyoruz. Arkadaşlar AB sayısı 31 ise götürüp şurada yerine koyarsam 3 çarpı 31'den CD sayımız da kaç olmuş oldu? 93 olmuş oldu. Buradan da C'ye 9, D'ye 3 diyoruz. Bunları da arkadaşlar toplarsak cevabımız 16 dedik. Bence güzel bir soruydu. Yani ama bunları alışkanlık haline getirelim arkadaşlar. Tamamdır. Yani mesela siz burada bakın şeyi konuşalım. Burası önemli bir kısım. Mesela ben burada başka bir soruda ABC'yi şöyle ayıklamak zorunda kaldınız diyelim. AB artı C diye. Bunu böyle bırakamazsınız. Doğru mu? Çünkü böyle bırakırsan A şu an senin için onlar basamağıdır. Onun 100 olabilmesi için kimle çarpmam lazım dersin. O zaman gidersin bunu. Bu 10 mu? Bu 100 mü? 10 katı mı? O zaman bunun başına 10'u koymam lazım. Yani şöyle şu şekilde ayırıp bırakmıyoruz. Başına mutlaka çarpanı arkadaşlar getiriyoruz gibi gibi. Tamamdır. Burayı da atlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir soru daha yazacağım size, bir DGS sorusu. Sonra buranın en özel kısmı olan basamak yer değiştirmelerine geleceğiz. Basamak yer değiştirmelerine geleceğiz. Sorumuz şu. Bu sorumuz 2014 DGS'de sorulmuş. Birazdan özellikle lisans sorusu çok fazla yazmadım bugün derste. Genelde çünkü basamak yer değiştirme soruları sorulur lisans KPSS sınavlarında. Evet, şimdi sorumuz şu. Üç basamaklı AB sayısı rakamları toplamının 28 katı olduğuna göre A kaçtır? Evet arkadaşlar soru sizde. Bakın bu önceki ders ilk yazdığım bir soru vardı. Ona çok benzeyen bir soru. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi soru sizde. Şıkları da yazayım buraya. Süremiz 1 dakika olsun. 3 basamaklı BAB sayısı rakamları toplamının 28 katı olduğuna göre A kaçtır? 5, 6, 7, 8, 9 dedik. Evet şıkları da yazdım.
Evet arkadaşlar, bir cevap bulmuşuzdur umarım. Şimdi arkadaşlar çözelim isterseniz soruyu. Arkadaşlar denklemimizi kuralım. Bakın, virgülden önce neyden bahsetmiş? Virgülden önce BAB sayısından bahsetmiş. Yazdım sol tarafa. Virgülden sonra yazılanları eşitliğin sağ tarafına not ediyorum. Ne diyor arkadaşlar orada? Rakamları toplamının 28 katı. Arkadaşlar bunun rakamları toplamı şu değil midir? B artı A artı B. Doğru mu? Bak rakamları topladım. 28 ile çarpıyorum. Şimdi arkadaşlar soruyu, denklemimizi çözmeye başlayalım. Bakın bu 3 basamak bir sayı ayıracağım. Şimdi arkadaşlar bu yüzler basamağı, doğru mu? B'lere bakın. 100B burada var. 1B de burada var. Orası arkadaşlar 101B oldu mu? A da onlar basamağında olduğu için 10A dedik. Sonra arkadaşlar şurada kaç tane bakın B var? 2B var. Yani burası şöyle mi olmuş? 28 çarpı 2 tane B var, bir tane de A var. Şimdi 28 ikisiyle de tek tek çarpıyorum. 28 ile 2'yi çarptım. 56B dedim. Artı 28 daha A'yı çarptık. 28A dedim. Sonra denklemimizi çözüyoruz. Küçükleri büyüklerinin yanına almaya çalışalım. 56'yı buraya alırsam eksi olarak 101'den 56'yı çıkarttım. Kaç yapıyor orası? Evet 45 yapıyor. 45B. Onu buraya aldım. 28'den onu çıkarttım. Cevabım 18A oldu. Ve arkadaşlar soruyu bitirdik. Soruların sonunda arkadaşlar mutlaka sadeleştirme varsa yapalım. 45'i ve 18'e kime bölebilirim? 9'a bölebilirim mesela. İkisini de 9'a bölersem bunların... İkisini de 9'a bölersem burası 5B oluyor. Burası arkadaşlar 2A oluyor ve soru bitmiş oluyor. 5'in yanındaki 2, 2'nin yanındaki 5'tir diyoruz. Katlarını alamazlar burada değil mi? Çünkü 5'in bir sonraki katı 10 rakam olmadığı için. 2 ve 5 zaten direkt A'yı sormuş bana sadece. Cevabımız arkadaşlar A seçeneği oldu. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bu basamakların yer değiştirdiği sorulara isterseniz girelim. Ben size buraya bir örnek yazıyorum. Benim o yazdığım özel soru daha önce sınavlarda da çıkmış sorulardan biri aslında. Ve burada bir özel soru yazacağım size. ALES sorusu. Bazı derslerde yazarım ödüllü soru olarak. Sorumuz arkadaşlar şöyle olsun. Hikayeyi yazayım, problemi yazayım. Sonra konuşalım bunları. Aslında yine aynı denklemleri kurmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar şöyle olsun sorumuz. Diyor ki mesela soruda. Şöyle kısaltarak yazayım. 3 basamaklı bir sayının 3 basamaklı bir sayının yüzler ve birler basamağı. Yüzler ve birler basamağı. Yer değiştirdiğinde sayı nasıl yazalım arkadaşlar orayı? 396 diyelim. Sayı 396 azaldığına göre bu koşula uygun kaç tane 3 basamaklı sayı yazılabilir? Evet arkadaşlar sorumuz bu. Herkes kalem oynatmaya çalışsın. Umarım net gözüküyordur. Evet arkadaşlar sorumuz bu. 3 basamaklı bir sayının yüzler ve birler basamağı yer değiştirdiğinde sayı 396 azaldığına göre bu koşula uygun kaç tane 3 basamaklı sayı yazılabilir? Evet arkadaşlar herkes bir kalem oynatsın isterseniz. Evet çözüyoruz değil mi arkadaşlar soruyor.
Evet arkadaşlar, isterseniz bu soruya birlikte bakalım. Şimdi arkadaşlar, 3 basamaklı bir sayının diyor. Arkadaşlar 3 basamaklı bir sayımız var. Bakın bu sorulardan mesela 2018'de lisans KPSS sınavında çok temiz, güzel bir soru sordular. Ben bu sorunun sonunda size bir kısa yol anlatacağım. Mesela o bahsettiğim soruda, 2018 sınavında çıkan soruda, yani kısa yolu aslında bilen biri için 15 saniyelik bir soruydu. Ama uzatarak çözdüğümde o soru kesinlikle çok fazla vakit yiyecek de bir soruydu. Şöyle anlatalım. Önce normal çözümümüzü yapalım. Arkadaşlar önce 3 basamaklı bir normal sayı belirliyorum. Sayımız ABC sayısı olsun. Soru ne demişti? 3 basamaklı bir sayının yüzler ve birler basamağı yer değiştirdiğinde. Arkadaşlar yüzlerle birler yer değiştirince sayı şu hale mi geldi? CBA oldu. Sayı bu halden bu hale gelirken ne olmuş arkadaşlar? Sayı bu halden bu hale gelirken 396 azalmış. O zaman demek ki bu iki sayı arasındaki fark 396. Bakın denklemi şöyle de kurabilirsiniz. Bu sayı 396, çok özür dilerim, 396 azalarak şu hale geldi. Ama sonradan ben bunu yine buraya alacağım için şöyle de diyebilirsiniz. Arkadaşlar hiç ona uğraşmayalım. Bu sayı bu halden bu hale gelince 396 azaldıysa bu iki sayının arasındaki fark 396'dır arkadaşlar. Şimdi bakın çözümlemelerimizi yapalım. Çözümlemeleri yaparken de uzun uzun açmayalım bunları. Direkt aynı harfleri kendi arasında çıkaralım. Arkadaşlar burası yüzler basamağı değil mi? 100A'dan 1A'yı çıkarırsam cevap ne yapar? 99A yapar. Doğru mudur? B'lere bakın. 10B, 10B. 10B'ler burada birbirini ne yapar? 10B'den 10B çıktı, 0 kaldı, gitti. Arkadaşlar 1C'den 100C'yi çıkarırsanız ne olur? 1C'den 100C çıkıyor. Cevap eksi 99C olmaz mı? Eşittir 396 dedim. Ne demiştik arkadaşlar? Toplama çıkarma işlemlerinde ortak bir şey gördük mü? Ortak bir şey gördüğümüz zaman ne yapacağız arkadaşlar? Direkt ortak parantezin başına alacağım. 99 parantezinde A eksi C eşittir 396 dedik. Arkadaşlar 99'un kaç katıdır 396? Tahmin edersek bulabiliriz. Evet, 99'un tam 4 katı. O zaman arkadaşlar ben buradan A eksi C'nin 4 olduğunu buldum. Arkadaşlar A eksi C 4 ise şöyle kenarda. Bakın ben ne buldum arkadaşlar? A ve C rakamlarının farkı 4'müş. Farkı 4 olan değerler vereceğim şimdi. 0 kullanabilir miyim? Arkadaşlar bakın bu sorunun başında soruda başa 2 rakam geçmiş. A ve C başa geçmiş. Başa geçen sayılar kimi alamaz arkadaşlar? 0 değerini alamazlar. O zaman burada A ve C'ye 0 veremiyorum. Ama bakın siz her soruda 0'ı düşünerek başlayın soruya. Burada A ve C ikisi de başa geçtiği için 0 alamıyorlar. O zaman 1 ile başlıyorum. Arkadaşlar kimlerin farkı 4'tür? 5 ile 1'in farkı 4'tür. Buraya yazalım isterseniz. A 5 ise B 1 olur. Sonra 6 ile 2 olur. 7 ile 3 olur. Doğru mudur? Başka 8 ile 4 olur. Ve 9 ile 5 olur arkadaşlar. 9 ile bitiriyorum çünkü rakamlar 9 ile bitiyor biliyorsunuz. Tamamdır. Yalnız bu arada bir şey söyleyeceğim. Biz bu soruyu çözerken arkadaşlar orta kısımda B'ler birbirini götürmüştü. O B'ler sallıyorum 3 de olsa birbirini götürecek, 5 de olsa birbirini götürecek, değil mi? O zaman siz B'nin yerine neyi verirseniz verin zaten sorunun çözümünde değişen bir şey olmayacak. O yüzden B'nin yerine her şeyi yazabiliriz biz bu soruda. Yani kısacası elinizde B ile alakalı bir bilgi yok. Bilgi olmayan harflerle alakalı o harfin yerine her şeyi yazabilirsiniz. Arkadaşlar bakın bu arada B başa geçmediği için siz B'nin yerine 0, 1, 9'a kadar her şeyi verirsiniz. Şuraya bakın arkadaşlar. Siz şurada B'nin yerine 0 yazarsınız. Sayı 501 olur, 511 olur, 521, 531, 541. Yani 0'dan 9'a kadar her şeyi yazabileceğiniz için B yerine toplam kaç tane rakam ediyor arkadaşlar 0'dan 9'a kadar? Toplam 10 tane rakam etmiyor mu? O zaman siz şuradan toplam 10 tane sayı yazabiliyorsunuz. Doğru mu? Siz aynı şekilde A6, C2 olduğunda da 10 tane sayı yazabiliyorsunuz. Buraya da 10 tane sayı yazabiliyorsunuz. Burası da 10, burası da 10. Yani toplam bakın 5 tane 10 oldu. Yani 50 tane sayı yazılabiliyormuş. Sorunun cevabı 50 oldu. Arkadaşlar umarım oturmuştur. Ne dedik?
A5C1 iken B'nin yerine 0'dan 9'a kadar tam 10 tane değer gelir. Dolayısıyla 10 tane farklı sayı yazmış oluruz. Doğru mudur? Aynı şekilde 9-5 olduğunda, 8-4 olduğunda her birisinde B'nin yerine 0'dan 9'a kadar değerler geliyor. 10-10-10 gibi 50 değer yazdık. Uyarımızı da yapalım. Arkadaşlar bu soruda rakamları farklı dememişti. Eğer sorunun içine sözel olarak yazarsa rakamları birbirinden farklı diye, o zaman mesela ben burada A'ya 5 verilmiş mi? C'ye 1 verilmiş mi? O zaman ben burada B'nin yerine 5 ve 1'i kullanamazdım. 5 ile 1'i kullanamayacaksam siz bu rakamların içinden bakın şuraya. Şuraya rakamların hepsini yazıyorum. O zaman biz burada 5 ile 1'i yazamazdık. Doğru mu? B'ye 5 ve 1'i kullanamazdın. Geriye kaç tane kalırdı? 8 tane kalırdı. O zaman da şöyle derdik. Buradan 8 sayı elde edilir. Buradan 8 sayı, buradan 8 sayı. 8 8 ilerler toplardık gibi. Arkadaşlar uyarılarımızı yaptık. Umarım bir problem yoktur. Şimdi kısa yoldan isterseniz çok kısa bahsedeyim. Kısa yolumuz şu. Şimdi arkadaşlar kısa yolda yapacağımız şey şu. Mesela bakın bu sorularda ben isteyen kullansın isteyen kullanmasın kısa yolu. Mesela ben soruları çok alıştığımız için ben hep kullanıyorum. Yani çok sizler de çok soru çözdüğünüzde bence alışırsınız. Olay iyice ezbere dönmüş olmaz. Yani unutulmayacak bir ezbere dönmüş olur. Arkadaşlar bakın bu soruda kimle kim yer değiştirmek çok kısa. Kısa yolu da anlatayım. Sonra sorulara devam edeceğim. Buradan bayağı güzel çıkmış sorularımız var. Arkadaşlar mesela. Bu soruda kimler yer değiştiriyorsa, bu sorularda kimler yer değiştiriyorsa siz onların hep farkını bulursunuz. Bakın bu soruda yer değiştirdiğinde sayı kaç azalıyor demişti? 396 azalıyor demişti. Doğru mudur? Kimler yer değiştiriyorsa siz onların farkını bulursunuz. Kim yer değiştirdi burada? Yüzler ve birler basamağı mı yer değiştirdi? Arkadaşlar o zaman siz şunu ezbere yapın sorularda. Şimdi yer değiştirenlerin farkı hesaplanır. A ve C mi yer değiştir? O zaman sen bu sorunun sonunda zaten hep A ile C'nin farkını bulursun. Peki A ile C'nin farkı kaça eşit? Nasıl yazacağım? Şu sayıya bakacağız arkadaşlar. Yer değiştiren basamakların farkı kaç? Bakın burası 100, burası 1. Arkadaşlar 100 ve 1 sayısının farkı kaçtır? 100 ve 1 sayısının farkı 99'dur. Doğru mu? O zaman şöyle yapacağım. 99'dan 396'ya bakın. Sorunun içindeki sayıya bakın. 99'dan 396'ya kaç kat var? Arkadaşlar burada 4 kat yok mu? Kaç kat ise o rakamların farkı odur. Yani siz direkt soruya böyle başlayabilirdiniz. Yani en azından çözümlemeyi uzatmanıza gerek kalmaz. Bak mesela başka bir soruya başka bir soruda şöyle dese. Arkadaşlar hemen devam ediyorum. Bence bunu kullanın mutlaka. Soru çok daha kısa bitecek. Mesela arkadaşlar başka bir soruda size şöyle dese. Onlar basamağıyla birler basamağı yer değiştiriyor dese. Mesela burada C ile B yer değiştiriyor olsa. O zaman siz burada kimin farkını bulursunuz? Yer değiştirenlerin farkını bulursunuz. Yani bu soruda siz B ile C'nin farkını bulursunuz. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Sen B-C yerine yanlışlıkla C-B yazsan bile sorunun cevabında değişen hiçbir şey olmayacak. O yüzden bu yönteme güvenin. Bence bu kısa yolu kullanın. Arkadaşlar mesela onlarla birler mi yer değiştirdi? Diyelim ki onlar ve birler basamağı yer değiştirdiğinde işte diyor ki sayı 72 azalıyor diyor. Evet arkadaşlar yer değiştirenlerin farkı kaç? Mesela B ile C'nin farkı kaç burada? B ile C'nin farkı arkadaşlar 9 değil mi? O zaman 9'dan 72'ye kaç kat var arkadaşlar? 9'dan 70. Önce ne yapıyoruz? Yer değiştiren basamakların farkını alıyorum. Yer değiştiren basamaklar kim? Onlar ve birler. 10 ve 1 arasındaki fark kaç? 9. Bakın önceki soruda bu neydi? 100 ve 1 arasındaki farkı almıştım. Burada 10 ve 1 arasındaki farkı alıyorum. 9 yapıyor. Bakıyorum 72'nin kaç katı? Arkadaşlar tam 8 katı değil mi? O zaman yer değiştiren rakamların farkı, o zaman B ile C'nin farkı 8 olmuş olacak. Yani siz soruya direkt öyle başlayacaksınız. Yani ne yapacağız? B ile C'nin farkı direkt 8'dir diyeceğim ve direkt değer vermeye başlayacağım. Nedir değerler? Mesela 9'da 1'dir. Değerlerden bir tanesini yazmış oldum. Arkadaşlar birazdan size efsane bir soru yazacağım. Orada bu çözümü akla getirirseniz bence çok daha hızlı çözersiniz. Tamam ben sustum şimdi. Biraz fazla konuştum biliyorum ama bu çözüme bence alışın. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Size önce bir şöyle bir soru yazalım. Bir örnek daha yapalım. Sonra iki tane sınav sorusu çözeceğiz. Bir ALES bir de
lisans KPSS sorumuz olacak. Sorumuz şu. Arkadaşlar, isterseniz soruyu uzatmayalım. Az önceki sorunun tamamen aynısını yazacağım. Mesela ne diyelim? Bu sefer rakamları birbirinden farklı olsun. Rakamları birbirinden farklı. ABC sayısı olsun. Arkadaşlar az önceki gibi uzun uzun yazmıyorum problemi. Rakamları birbirinden farklı olduğunu unutmayalım. Sadece şunu söyleyeyim. Yine bu sefer yüzler ve onlar yer değiştirsin. Yüzler ve onlar basamağı. Yer değiştiriyor diyelim. Ve bu sayı arkadaşlar 450 azalıyor. Evet bakın bu sefer yüzler ve onlar basamağı yer değiştiriyor. Dikkat edin 450 azalıyor. Kaç farklı ABC sayısı yazılabilir? Arkadaşlar soruyu uzun uzun problem halinde yazmadım. Aynısını yazacaktım çünkü. Tek değiştirdiğim şey ne oldu? Yüzler ve onlar yer değiştirecek. Bir de rakamları birbirinden farklı. Arkadaşlar soru sizde. Evet arkadaşlar bu soruya hemen bakalım isterseniz. Çünkü bunun çözümü arkadaşlar çok çok uzun sürmeyecek. Önceki sorunun aynısı oldu. Arkadaşlar ABC sayısında kim yer değiştirmiş? Yüzler ve onlar basamağı mı? Arkadaşlar yüzler ve onlar burası değil mi? AVB değil mi? O zaman arkadaşlar burası ne oluyor? Yer değiştirince BAC oldu. Arkadaşlar bu iki sayının arasındaki fark kimmiş? Bu halden bu hale gelirken kaç azalmış? 450 mi? O zaman demek ki bu 3 basamaklı sayıların arasındaki fark 450'dir. Yorumunu yapacağız. Kısa yol vardı. Neydi kısa yol? Hemen kullanalım isterseniz. Kim yer değiştiriyorsa siz onların farkını bulursunuz. Arkadaşlar kim yer değiştirdi? A ve B mi yer değiştirdi? O zaman siz bu sorunun sonunda A ve B rakamlarının farkını bulacaksınız. Doğru mu? Evet siz A ve B'nin farkını bulacaksınız. Peki kaç olacak? Arkadaşlar yer değiştiren basamakların farkı kaç? Yüzler ve onlar değil mi? Yüz ve onun farkı kaçtır arkadaşlar? 90 değil midir? 90'ın kaç katı verilmiş size arkadaşlar? 90'ın bakın 450'ye bakın. 90'ın kaç katı 450? 5 katı değil mi arkadaşlar? O zaman o yer değiştiren rakamların farkı 5 olacak. O zaman arkadaşlar A-B'ye 5'tir diyoruz. A ve B rakamlarının bakın farkını 5 olarak buldum. Şimdi sorumuza cevap verelim. ABC sayıları yazalım. Ve burada dikkat edelim. Burada şey demişti. Rakamları birbirinden farklı. Burada A ve B'ye 0 veremem. Normalde 5 ve 0'ın farkı da 5'tir. Ama 0'ı kullanamam. Çünkü 0 bakın burada başa geçen bir sayı. Doğru mudur? Burada başa geçen bir sayı. Arkadaşlar o zaman onu kullanamıyorum. Kimlerin farkı 5'tir? 6 ile 1'in. Bakın buraya yazalım. A 6 olduğunda B 1 olur. 7 olduğunda 2 olur. 8 olduğunda 3 olur. 9 olduğunda 4 olur. Rakamlarının farkı 5 olan sayıları yazdım. Arkadaşlar C ile alakalı bir bilgi yok değil mi? O 3. harfimize de hep ne yapacağız sorularda? O 3. harfimize hep bütün rakamları yazabiliriz demiştik. Yalnız 0'dan 9'a kadar bu sefer 10 tane yazamam. Ne demişti arkadaşlar? Rakamlar birbirinden farklı. O yüzden burada A'ya 6 ve 1 verilmiş mi? O zaman C'ye burada 6'yı ve 1'i veremem. 10 tane rakam mı var arkadaşlar toplamda? O 10 tane rakamdan 6 ve 1'i çıkarırsanız, 2 tanesini atarsanız geri kaç tane kalır? 8 tane kalır. Buradan 8 tane, aynı şekilde buradan 8 tane, aynı şekilde buradan 8 ve buradan 8 tane. Toplam 4 tane 8. Arkadaşlar 32 tane sayı yazabildik. Umarım bir problem yoktur. Rakamları farklı demeseydi yine 10'ar tane yazacaktık. Doğru mu arkadaşlar? 10. Az önceki gibi 40 olacaktı cevabımız. Arkadaşlar umarım bir problem yoktur. Rakamları farklı dediğini unutmuyoruz. Kısa yolu unutmuyoruz. Kimler yer değiştiriyorsa siz onların farkını bulursunuz.
Kimler yer değiştiriyorsa siz onların farkını bulursunuz. Peki farkının kaç ettiğini nasıl hesaplıyoruz? Yer değiştiren basamakların farkını alıyorum. 100 ve onun farkını aldım. Bakın 90, 450'ye kaç kat varsa o 5 kat var. O zaman o farkları olmuş oldu gibi. Şimdi arkadaşlar çözebileceğiniz en güzel ve en tehlikeli basamak sorularından biri. Ben bu soruyu genelde derslerde de çok yazarım. Şimdi soruyu ben burada uzun uzun yazacağım. Diyor ki... Arkadaşlar bu arada şeyi söyleyeyim. Bu bir ALES sorusu. Oraya not alabilirsiniz. ALES'te 2017 ya da 18 tam hatırlamıyorum. 16'da olabilir. Tarihin önemi yok. ALES'te çok güzel bir soru sormuşlardı. Dikkat edelim soruya değerlerimizi verirken. Diyor ki... Rakamları farklı 3 basamaklı bir sayının onlar ve birler basamağı. Bakın bu sefer onlar ve birler yer değiştiriyor, unutmayalım. Yer değiştirdiğinde sayı 54 azaldığına göre bu koşula uygun kaç farklı sayı yazılabilir? Bu koşula uygun. Arkadaşlar sorumuz bu. Bakın rakamları farklı dedik. 3 basamaklı bir sayının onlar ve birler basamağı yer değiştirdiğinde sayı 54 azaldığına göre diyor. Bu koşula uygun kaç farklı sayı yazılabilir? Yani kaç tane 3 basamaklı sayı yazılır? Soru sizde. Arkadaşlar yorumları çok kısa bir süreliğine açtım. Bu soru benim için basamak kavramındaki en değer sorulardan biri. Arkadaşlar cevapları... Evet cevap 24. Bakın herkes farklı farklı cevaplar vermişler. 24, 30 var, 28 var. Arkadaşlar özellikle merak ettiğim için yorumları açtım. Ya özellikle merak ettim neler buldunuz. Arkadaşlar bu basamak kavramı yani çözümleme ile alakalı çözebileceğiniz bence en tehlikeli soruydu. En düşürücü sorulardan biriydi. Şimdi şöyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar cevabımız 29 olacak. 29 diyen arkadaşları tebrik ediyorum. Bizden birer adet Ford Mondeo kazandılar. Anahtarları haftaya teslim edeceğiz. Evet iki arkadaşımız galiba 29 demiş. Tebrik ediyoruz Kaan'ı ve Birkan'ı. Evet bizden birer adet Ford Mondeo kazandılar. Şimdi yorumları tekrar kapatıyorum. Soruyu çözelim. Arkadaşlar bakın. Şimdi rakamları birbirinden farklı demiş. 3 basamaklı bir doğası. Onlar ve birler basamağı mı yer değiştiriyor? Bakın sayımız arkadaşlar ABC sayısı olsun. Onlar ve birler yer değiştirirse arkadaşlar sayı şu hale gelmez mi? ACB. Bu arada şuna dikkat edin. Bu soruda başa sadece kim geçmiş? Başa sadece A geçmiş. Burada bir tek A sayısı sıfır değerini alamaz. Yani B ve C sıfır değerlerini alabilirler.
Tamamdır. Arkadaşlar şimdi bakın çözelim soruyor. İsterseniz kısa yoldan çözelim. Kısa yol neydi? Hangi basamaklar yer değiştiriyorsa siz onların arasındaki farkı bulurdunuz. Arkadaşlar onlarla birler mi yer değiştirmiş? O zaman onlarla birlerin farkını bulursunuz. Yani B ve C'nin farkını. Arkadaşlar onlar ve birler arasındaki fark kaçtır? Onlar ve birler arasındaki fark 9 değil midir? Arkadaşlar sayıya bakın sorunun içindeki. 9'dan 54'e kaç kat var 9'dan 54'e? Arkadaşlar 6 kat yok mu? Evet, o zaman demek ki B ile C'nin farkı 6'dır diyeceğiz. Umarım burada bir sıkıntı yoktur. Ya da denklemle de bulabiliyorsunuz ama uzatmamak adına bunu yapın. Denklemle ne yapıyordunuz? ABC eksi ACB eşittir 54 deyip buradan bunu çözümlediğinizde zaten çıkacak olan şey budur. Doğru mu arkadaşlar? O yüzden siz ne yapın? Bu sorularda her zaman unutmayın, yer değiştiren harflerin farkı bulunur. Yani B ve C mi yer değiştirir? O zaman sen B ile C'nin farkını bulursun bu soruda. Peki kaç olduğunu nasıl buluyoruz? O yer değiştirenlerin basamak farkları nedir? 10 ve 1'in farkı nedir arkadaşlar? 9'dur. O zaman 9'dan kaç kat var 54'de? 6 kat. O zaman cevap 6. Değer veriyoruz. Arkadaşlar soruyu cevaplayalım şimdi. Ne demiştik? Bu soruda sadece A 0 değerini alamaz ama bu soruda B ve C 0 değerini alabilir. Yani arkadaşlar B 6 olduğunda C 0 olur. Bunu alabilirim. Evet. Şimdi B 7 olduğunda C kaç olur? 1 olur. 8 olduğunda C kaç olur? 2 olur. Burası 9 olduğunda bu kaç olur arkadaşlar? 3 olur. Bakın farkları 6 olan rakamları yazdık. Doğru mudur? Sıfırı burada alabilirim. Neden? Önceki sorularda niye almadım? Çünkü önceki sorularda sıfır başa geçiyordu A için. Doğru mu? Evet, o yüzden almıyorduk. Ama burada bakın B ve C hiç başa geçmiyor. O yüzden sıfırı verebiliyoruz. Arkadaşlar bir de rakamlar farklı demişti. Şimdi şurada bakın rakamlar farklı dediği için siz A'nın yerine 6'yı ve 0'ı kullanamazsınız. Doğru mu? Bizim toplamda 10 tane rakamımız var. O 10 tane rakamdan 0'ı ve 6'yı kullanamadığınız için geri kaç tane kalıyor? 8 tane kalıyor. Doğru mu? Gelelim sorunun en sürpriz yerine, sorunun en düşürücü yerine. Arkadaşlar bakın şurada. Şu sayı için buraya siz A'nın yerine 7'yi ve 1'i kullanamazsınız. Doğru mu? Bakın şuraya sayıları yazıyorum. 0, 1, 2, 3, 4. Sadece bunun için yazacağım ve soruyu tamamlayacağım. Arkadaşlar A'nın yerine burada 7 gelmez. 1 gelmez. Bir de arkadaşlar başa kim gelemezdi? Bir de başa 0 gelemezdi. Doğru mu? O yüzden 0'ı da attığım için bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 buradan 7 tane sayı yazabildim. Önceki kısım neden 8 oldu? Çünkü zaten 0 orada sayılıyor. Bir 0'ı bir 6'ya atıyorum. 2 tane gittiği için 8 diyorum. Ama burada hem 1 gidiyor, hem 7 gidiyor, hem 0 gidiyor. 3 tane birden sayıyı eliyorum. Başa 0 gelemeyeceği için 7. O zaman burası için de aynı şey geçerli. 8'i, 2'yi ve 0'ı kullanamıyorum. 3 tane rakamı elediğim için 7 kalıyor. Buradan da 7 kalıyor. Yani arkadaşlar buradan 7, buradan 7, buradan 7, buradan 8. Toplamda 21, toplamda 29 tane sayı yazılabildi. Evet arkadaşlar çok düşürücü bir soru sormuşlar. Benim en beğendiğim sorulardan birisi. Yani şurada sıfır olayını fark etmek önemli. Yanlışlıkla çok rahat 24, 21, 32, 28 gibi cevapların bulunabileceği bir soruydu. Ama doğru cevabımız 29. Evet ÖSYM'yi burada tebrik ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir soru sormuşlar. Şimdi arkadaşlar dersi bitireceğim. Evet dersi bitireceğim. Son bir soru daha yazayım. Arkadaşlar haftaya yapacağımız perşembe günkü dersin ilk kısmında basamak kavramının diğer iki tane kısa soru tipini göstereceğiz. İkinci dersimizde yeni kısma geçeceğiz. Yani bu bir ders daha devam edecek ama haftaya ikinci kısımda yeni konunun tekrarını da yapacağız. O da muhtemelen tek çift sayılar olacak. Bakmayın orada da tehlikeli sorular vardır. Şimdi arkadaşlar sorumuzu yazalım. Sizi çok kısa bekletiyorum. Evet arkadaşlar bu sorumuz 2018 lisans KPSS sorusu. Bir de geçen sene çıkan 2019'da çıkan bir soru vardı. Onu yazacağım. Size ödev olarak bırakacağım. Ona herkes uğraşır.
Evet arkadaşlar sorumuz şu. Yazalım isterseniz soruyu. Sorumuz şu. Bunu süre vereceğim. Bunu birlikte çözeceğiz burada. Rakamlarından biri 5 olan rakamlarından biri 5 olan üç basamaklı bir sayının diğer iki rakamı aynıdır. Diğer iki rakamı aynıdır. Yüzler ve birler basamağı yer değiştirdiğinde sayı 198 azaldığına göre bu sayının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar bakın anlattığımız soruların neredeyse aynısı. Tek fark ne? Size bir şey söylemiş. Rakamlarından biri 5'miş. Ama hangi rakam 5 bilmiyoruz. Ve diğer iki rakamı aynıdır diyor. Oraya da dikkat edelim. Soru sizde arkadaşlar. Sorunun şıklarını da yazıyorum. Şıklarda şunlar var. 1080 1130 1206 1308 ve 1405. Şıklarımız arkadaşlar bunlar. Evet bakın yüzler ve birler yer değiştirmiş ve sayı 198 azalmış. Ama bu sefer ABC demeyeceğiz. Çünkü rakamlardan biri zaten 5. Diğer iki rakam da aynı. Soru sizde arkadaşlar. Bu son sorumuzdu. Ama yayını hemen kapatmayın. Size bir ödev bırakacağım. Geçen sene 2019'da güzel bir soru sormuşlardı. Onu yazıp bırakacağım soruyu. Şimdi uğraşalım. Bir dakika sonra soruyu çözeceğiz. Herkes kalemlerini oynatsın. Evet arkadaşlar isterseniz soruya bakalım. Arkadaşlar yorumları açtım. Hemen soruyu çözüyorum. Var mıdır cevap bulan? Evet. Tamamdır. Şimdi soruyu çözelim. Şu ekranda yazılar bulunmasın diye yorumları kapatıyorum. Arkadaşlar soruyu... Evet çözelim. Arkadaşlar rakamlarından biri kimmiş? Bakın mesela bu soruda anlattığım kısa yolu kullanırsanız soru çok hızlı biter. Önce uzun uzun çözmek isterseniz de çözmeyeceğim ama şunu söyleyeyim. Rakamlarından ikisi aynı mıymış arkadaşlar bunların? Mesela AA diyebilir miyiz onlara? Şimdi ben şunu biliyorum. Rakamlarından biri 5 ama hangi basamak 5? Birler, onlar, yüzler. Olabilecek durumlar şunlar değil mi? AA 5
Olabilir, bu olabilir sayı. 5 ortada olabilir ya da 5 başta olabilir. Olabilecek sayılar bunlardı, değil mi? Yalnız arkadaşlar bu sayılardan bir tanesini almayacağım. Niye? Çünkü ne diyor bakın burada? Yüzler ve birler basamağı yer değiştirince sayı 198 azalıyor. Yani 198 azaldığına göre demek ki bu sayı değişiyor. Ama şu sayıda bakın, siz yüzlerin ve birlerin yerini değiştirirseniz yine aynı sayı oluşmaz mı? Bakın yine aynı sayı oluşuyor, doğru mu? Ama aynı sayı oluşmaması lazım. Yani sayı azalıyor diyor. O zaman arkadaşlar bu sayıyı zaten alamayız biz, doğru mu? Ama şunu alabiliriz, bunu alabiliriz. Arkadaşlar bakın. Bir sayı buradan gelecek, bir sayı buradan gelecek. Bana o sayıların toplamını soruyor, doğru mu? Eğer bu soruda arkadaşlar 198 azalıyor mu demişti burada? 198 azalıyor değil mi? Bakın sayı burada yüzler ve birler yer değiştirirse burada 5 başa geçer, doğru mu? Sayı şu hale mi geldi? Ve bu azalarak, bakın yazıyorum şuraya, azalarak bu hale geldi. Doğru mudur? Arkadaşlar kısa yöntemi kullananınız oldu mu bilmiyorum. Ama kullanırsanız soru çat diye bitiyor. Yani bakın şöyle söyleyelim. Arkadaşlar biz bu sorularda yer değiştirenlerin farkını bulmaz mıydık? Arkadaşlar burada A ve 5 mi yer değiştirmiş? Evet. O zaman yüzler ve birlerin, arkadaşlar biz bu soruda A'nın ve 5'in farkını bulacağız. Bu arada azalarak dediği için burada büyük olan kimdir? Büyük olan A'dır. Yani A'dan 5'i çıkaracak şekilde yazıyorum. Siz bu soruda A ve 5'in farkını bulursunuz. Peki bunların farkı kaç? Arkadaşlar yüzlerle birler yer değiştirmiş. Yüzler ve birlerin farkı kaçtır? 99'dur. Peki sorunun içinde ne vardı? 198. 99'dan 198'e kaç kat var? 2 kat var. O zaman arkadaşlar bunun cevabı 2 olacak. Doğru mudur? Yer değiştirenlerin farkı 2 olacak. O zaman arkadaşlar 5 ile kimin farkı 2 yapar? Kimden 5 çıkarsa 2 kalır. O zaman burada A7 yapar. A7 olduğu için de yerine yazarsak orada sayımız 775 olmuş oldu. Burada da arkadaşlar sayı bu halden bu hale gelecektir. Doğru mu? Burada da 5 ile A'nın farkını bulacağız. Doğru mu? Arkadaşlar burada da 5 ile A'nın farkını bulacağız. Yani 5 eksi A'yı bulacağım. Yine farkımız 2. 5'ten kimi çıkarırsak 2 kalır. Arkadaşlar burada da A 3 yapmaz mı? Evet, orada da A3 yapar. Orada da yerine koyduğumda sayımız kim olur? A'nın yerine 3 koyduğumuzda 533 sayısı olur. Doğru mudur? 533 sayısı. Yani arkadaşlar yazacağımız sayılardan birisi 775'ti. Birisi de 533'tü. Bunları toplarsak ne yapıyor cevabımız? Evet, cevabımız arkadaşlar 1308 Denizli seçeneği dedik. Bakın ben soruyu uzata uzata anlattım ama sen sınavda bu soruyu gördüğünde unutma. Kim yer değiştiriyorsa sen onların farkını bulursun. O zaman A'la 5 mi yer değiştirdi? O zaman sen burada yalnız burada şuna dikkat edin. Azalarak dediği için A-5 yazmak zorundayım. A-5 2 olmak zorunda. Burada da azalarak dediği için 5-A2 olmak zorunda. İki durumumuz vardı. Doğru mudur? A-5'in 2 olması için A7 oluyor. Yani burada yanlışlıkla gidip 335 falan diyemeyiz. O zaman tamamdır arkadaşlar. Burada sorumuzu kesiyoruz. Bence güzel bir soruydu. Şu soruyu isterseniz arkadaşlar bir not edin. Şu soruyu isterseniz bir not edin. Bunu çözmeyeceğiz. Ödev olsun ama mutlaka uğraşın. "2019 geçen senenin lisans KPSS sorusu. Sorunun içinde ufak parçalamalar da olacak. Sorumuz bakın arkadaşlar şu. Bu sayı 3 basamaklı bir sayıymış. 2019'un sorusu bu. Soruda diyor ki arkadaşlar soruyu şu an tam sorumuz şu. 1, 2, 3 nokta nokta birden n'e kadar olan sayıların toplamını bize vermiş. Arkadaşlar bu sorunun içinde ardışık sayı da var, çözümleme de var, asal çarpanlar ayırma bile var. Yorum yapmanızı istiyorum sadece haftaya kadar bu soruya. Birden n'e kadar olan sayıların toplamı şöyle demiş. 3 basamaklı AAA sayısına eşitmiş. Birden n'e kadar olan sayıların toplamı AAA sayısına eşitmiş. Soru şunu soruyor.
Soru şunu sormuştu arkadaşlar. N sayısının rakamları toplamı kaçtır? Arkadaşlar burada N sayısı 2 basamaklı bir sayı mı, 3 basamaklı bir sayı mı bilmiyorum. 1'den N'e kadar sayıların toplamı varmış. Biliyorsunuz bu formülü hatırlıyorsunuzdur. Bu 3 basamaklı AAA sayısına eşitmiş. N sayısını bulacağız, onun rakamlarını toplayacağız. Şıklarda da şunlar vardı. 6, 8, 9, 10 ve 12. Evet arkadaşlar, soruyu umarım yazmıştır herkes. Arkadaşlar dersi burada bitiriyorum. Bu çözümleme kısmımız bitti. Haftaya ilk ders 2 tane kısa soru tipimiz var. Biliyorsunuz 2 tane soru mutlaka buradan gelecek. Birisini şu an hallettik. Haftaya daha kolay kısımları ilk dersimizde halledeceğiz. Haftaya ikinci dersteki konumuz da isterseniz sürpriz olsun. Geçen hafta faktöriyel, bu hafta basamak kavramı yaptık. Haftaya da sürpriz olsun. Tekrarlarımıza devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diliyorum. Herkese iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Ve bu soruyla da mutlaka uğraşalım haftaya kadar. Haftaya ilk önce bu soruyu çözeceğim ve devam edeceğiz diğer soru tipleriyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.